10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alim Yıldız, Anadolu Basın Birliği Genel Başkan Yardımcısı Kemal Çağlayan ve birçok isim mesaj yayınladı. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Rektör Profesör Doktor Alim Yıldız, Anadolu Basın Birliği Genel Başkan Yardımcısı Kemal Çağlayan ve İl Milli Eğitim Müdürü Ebu Bekir Sıddık Savaşçı bir mesaj yayımladı. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Vali Salih Ayhan'ın mesajı, iletişimin en temel taşlarından olan basın, toplumun gerçekleri öğrenmesi ve sesini duyurmasında en etkili araçtır. Bu açıdan bakıldığında bir kamu görevi yapan basın, bilgilendirme, aydınlatma, yönlendirme ve kamuoyu oluşturma gibi önemli görevleri yerine getirmektedir dedi. Günümüzde teknolojik gelişmeler sonucu ulaşmış olduğumuz bilgi çağında basının önemi daha da artmıştır diyen Vali Salih Ayhan, özellikle sosyal medyanın giderek yaygınlaşması etik değerleriyle objektif olmanın da önemini ortaya koymaktadır. Doğru, ilkeli ve objektif görev anlayışıyla kamuoyunu gerçeklerle buluşturan, sahada ter döken sektör çalışanları, farklı görüşlerin seslendirilmesine de olanak sağlayarak toplumu düşünmeye, araştırmaya ve doğru sonuçlara ulaşmaya yönlendirmektedir. Ancak basının bu önemli sorumluluklarını yerine getirebilmesi için meslek etiğini her şeyin üstünde tutması ve kişilik haklarına saygılı habercilik anlayışını benimsemesi gerekmektedir dedi. Sivas basınının da bu sorumlulukların bilinciyle kamuoyunun aydınlatılması konusunda üzerine düşen görevi başarıyla yerine getirdiğine inandığını vurgulayan Vali Ayhan, mesajının devamında diğer illere örnek olan Sivas basını ortak payda Sivas için gayret göstermekte, ilimize katkı sağlayan ve gelişimine ışık olacak haberlerle kente katkı sağlamaktadır. Kamuoyunu aydınlatmak için her şeye rağmen büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren, sahada aktif olarak görev yapan basın çalışanlarımızı takdir etmemek mümkün değildir dedi. Öte yandan sektördeki birlik ve beraberliğe de değinen Vali Ayhan, her daim bu birlik ve beraberliğin sürmesi, duayen gazetecilerimizin eserlerinin ve ekipmanlarının sergilenmesi, şehit gazetecilerimizin emanetlerinin de gelecek kuşaklara taşınması amacıyla hayata geçirdiğimiz basın müzesi de elimize büyük bir miras olacaktır dedi. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise mesajında milletimizin sesi vicdanı olan 7 gün 24 saat hemşehrimizin doğru bilgiye ulaşması için mesai mefhumu gözetmeden çalışan tüm gazetecilerimizin günü kutlu olsun dedi. Başkan Bilgin mesajının devamında milli birlik ve beraberliğin sağlanmasında, hak ve özgürlüklerin korunmasında önemli bir yapı taşı olan tarafsız basın, demokrasilerin olmazsa olmazıdır. Kamuoyunu aydınlatma hususunda hayati bir görevi yerine getiren basın mensuplarımız her an her yerde büyük bir özveriyle çalışmaktadır. Vatandaşları hızlı ve sağlıklı bilgilerle buluşturmak için her türlü zorlu koşulun üstesinden gelen gazeteciler, toplumsal bilinci artırarak güçlendirmeyi hedeflemektedir. Basın meslek ilkeleri çerçevesinde doğru, dürüst ve tarafsız bir şekilde objektif olarak bilgilendiren gazeteciler, yaşamın vazgeçilmez unsurları arasına girmiştir. Bizler mesai arkadaşı olarak gördüğümüz gazetecilerin her zaman yanındayız. Bu vesileyle şehrimizde görev yapan gazete, televizyon, internet medyası, ulusal ajans ve temsilcilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alem Yıldız ise mesajında şehrimizde, ülkemizde ve dünyada meydana gelen olaylardan, yaşanan gelişmelerden haberdar olmamız için basın mensupları bizlere doğru bilgileri ulaştırmaya çalışmaktadır. Günümüzde çalışma süresi, tempolu çalışma ortamı ve teknolojiden olabildiğince faydalanabilme becerisi gerektiren habercilik, zor fakat özel niteliklere sahip, saygın mesleklerden birisidir. İlkeli, tarafsız ve araştırmacı gazeteciliğin varlığı, ülkemizin gelişimine doğrudan katkı yaptığı gibi, kamuoyu denetleme sorumluluğunun ve demokrasi kültürünün de yerleşmesini sağlayacaktır. Halkın bilgilendirilmesinde, aydınlatılmasında ve tarafsız haber olmasında önemli bir görev üstlenen basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, mesleklerini icra ederek şehit olan gazetecilerimizi rahmetle anıyorum dedi. Anadolu Basın Birliği Genel Başkan Yardımcısı Kemal Çağlayan ise yayımladığı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajında, basının halkla yönetim arasında bir köprü vazifesi gördüğünü, bundan dolayı 10 Ocak'ın basın çalışanları için önemli bir gün olduğunu belirtti. Basın kuruluşlarının ülkemizde siyasi, ekonomik ve kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesinde çok önemli misyonlar üstlendiğini aktaran Çağlayan, mesajında şu ifadelere yer verdi. İlkeli, doğru ve tarafsız bir şekilde çalışarak halkın haber alma hakkını sağlayan ve toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevi üstlenen, vatandaş ve yönetim arasında köprü vazifesi gören basın mensuplarımız, bu yönüyle milletin duygularına tercüman olmaktadırlar. Basın, günümüz internet medyası, sosyal medya ile yelpazesini
genişletmiş, tek yönlü bir bilgi paylaşımından çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşmıştır. Her geçen gün büyüyen ve gelişen yapısıyla basın camiası, Sivas'ın sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi ve kalkınması için yürütülmekte olan çalışmalar ve projelerin paylaşılması ve kamuoyu tarafından sahiplenmesinde de büyük ölçüde katkı sağlamaktadır, dedi. Öte yandan Çağlayan mesajının devamında basın kuruluşlarında görev yapan gazeteciler toplumun çıkarlarını göz önünde bulundurarak halkın doğru haber alma özgürlüğü yolunda hizmet etmek gibi büyük bir görev üstlenmiş durumda olduklarını söyleyerek ilimizde görev yapan gazetecilerimizin bu görevi başarıyla sürdürdüklerine olan inancım tamdır. Tarafsız ve ilkeli yayınlarıyla vatandaşımızın gözü kulağı olmaya özen gösteren çalışan gazetecilerimizin ekonomik sorunların yaşanmadığı daha hür bir ortamda hizmet etmelerini diliyor. Basınımızın değerli çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum, dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Ebu Bekir Sıddık Savaşçı ise meslek ahlakına ve tarafsızlık ilkesine riayet eden basının varlığı ülkemizin gelişmesi ve ilerlemesi açısından son derece önemlidir diyerek toplumun sağlıklı bir şekilde bilgilendirilmesi, güzelliklerin geniş kitlelere ulaştırılması, halkımızın problemlerine yapıcı, sağduyulu çözümler getirilmesi, şehrimizin tanıtımının yapılması, eğitim alanında iyi örneklerin kamu ile paylaşılması basınımızın yürüttüğü çalışmalar sayesinde olmaktadır. Sizlerle basın mensuplarının varlığı biz eğitimcilere her daim güç vermektedir. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüz kutlu olsun diyerek mesajına ise şehit gazetecileri anarak sonlandırdı. Başta Sivaslı hemşehrilerimiz İsmail Güneş ve Adem Yavuz olmak üzere görevi başında şehit düşen, ebediyete intikal eden tüm gazetecilerimize Allah'tan rahmet diliyor, basın çalışanlarına sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum, dedi.